Kimsin sen? Poyraz. Fırtına Poyraz. Peki, nereden çıktın sen? Orası uzun hikaye. Es, Deli Rüzgâr es. Dört duvar arasında hasret kaldım ben sana. Telefon taşımayı da unutmuşuz. İyi mi? Sultanım. Poyraz'ım. Neredesin? Çıktın mı? Çıktım. Çıktım cennet kokulu anacığım benim. Şükürler olsun. Ne dualar ettim bugünler için. Adaklar adadım yavrum. Yanına da istemedin bizi. Şimdi yanında olsaydım. Bir sarılsaydım sana. Bir koklasaydım. Sakın ha. Artık yok gözyaşları. Yasakladım. Sabret anacığım. Geliyorum yoldayım. Aman yavrum. Önüne bak. Dosdoğru evine gel. Sağına soluna bak. 3 senedir içeride önüme bakıyordum zaten. İzin ver biraz da etrafıma bakayım be anacığım. Yok oğlum yok. Ne olursun etrafına bakma. Sen şimdi bir şey görürsün. Dayanamazsın. Başın belaya girer maazallah. Merak etme sultanım. Artık bela falan yok. Akıllandım ben galiba. Rahat ol sen geliyorum ben. Hadi görüşürüz. Abi boya 20 lira bir lira değil ki. Ne verdiysem o. Yapma abi ev geçindiriyorum abi ben. Çok konuşuyorsun ha. Abi ev geçindiriyorum ben abi. Ev geçindiriyorum abi ben ya. Ev geçindiriyorum abi uzattın yapma. Ama. Karışma Poyraz. Önüne bak. Yoluna git hadi. Abi 5 lira olmaz ki. Ne verdiysem o. Abi ev geçindiriyorum ben abi. Fazla. Ev geçindiriyorum abi ben ev geçindiriyorum. Ev geçindiriyorum abi ben. Yeter be. Ne yaptın lan? Birader, çocuk güzellikle parasını emeğin karşılığı istiyor senden. Gerekeni yap. Avukatı mısın? İlla merak ediyorsan söyleyeyim. Adım Poyraz. Fırtına Poyraz. Ver lan çocuğun parasını. İpal atmışsın sen ha. Bahşiş de ver. Bu sayılmazdı. Belaya bulaşmadım. Ufak bir yer yaptım. Sağ ol abi. Sen sağ ol kardeşim. Var mı buralarda bir taksi durağı falan? Yok abi. Ama ana yolun orada duruyorlar. Eyvallah. Birader, boş musun? Yoksa arıza mı yaptın? Arıza abi. Kaldık böyle. Dur bakalım. Radyatör hortum delinmiş. Değişmesi gerek. Ama şu kelepçeyi aşağıdan sıkıştırırsak idare eder araba. Var mı yanında çakı falan? Tamirci falan mısın yoksa? Yok. İçeride bol vakti oluyor insanın. Ne bulduysam okudum işte. Hiçbir şey olsun abi. Eyvallah. Ayıptır sorması. Ne girdin? İftira. Çıktık sonunda şükür. Artık sadece huzur. Belalar benden uzak dursun. Oradalar. Yakalayın. Yapma Poyraz. Yapma. Çevir başını. Hadi. Hadi işine bak. Alırım da size vermeyeceğim onu. Aslanım bırakma beni. Bırak dedim. Bırak. Bırak dedim. Uzun hikaye dedim. Hadi atlayın. Hadi. Hadi. Gel. Gel. Çabuk. Anne. Kızım. Anneciğim çok özledim seni. Ben de annem çok özledim seni. Canım annem. Canım kızım. Neden peşinizde adamlar? Başınız nasıl bir belada sizin? Daha evvela kuvvet. Dilini mi yuttun? Konuşsana. O kadar silahlı adamlar vardı peşinizde. Belli ki acımayacaklardı. Ne istiyorlar sizden? Çok soru soruyorsun. İndir biz burada. İndireyim mi? Hı hı. Kendine acımıyorsan çocuğuna acı. En iyisi polise. Dur. Dur dedim sana. İndir bizi. Ne yapıyorsun? Dur dedim sana. Delirdin mi? Dur dedim. Dursana. Ya sen dur. Ne yapıyoruz? Kaza yapacağız. Dur dedim sana. Ya, dur. Ya, delirdin mi? Dur. Dur. Tamam. Kes şunu. Tamam. Tamam. Gel. Gel canım, çabuk, çabuk. Ya, dur bekle. Dur. Kimsin, nesin bilmem, uzak dur. Yanında çocuk var, onu tehlikeye atıyorsun. Ben sizi gördüm, yardıma geldim işte. Gelme peşimizden, fena olur, fena. Deli misin, nesin, dur ya. Bak, yersin bunu kafana. Git dedim. Hayda. Delisin deli, belli. Polise değil, akıl hastanesine gitmen lazım senin. Biraz daha konuşursan ben seni acile göndereceğim, ben! İyi be, ne halin varsa gör. Bak delikanlı, bu senin annen belli ki deli. Ama sen çok akıllı bir çocuğa benziyorsun. Eğer ihtiyacın olursa Beykoz Cendere mahallesindeyim. Fırtına Poyraz derler bana. Gel beni bul, tamam mı? Öğrendiğimiz iyi oldu. Gelme o tarafa. Sen gelme zaten. Deli. Gelmem. Fesübhanallah. Asıl sana öyle. Sen laftan anlamıyor musun? Git dedim git. Ya sen ne deli bela bir şey misin ha? Allah şu çocuğa sabır versin. Konuşma. Git dedim. Bak geliyor kafana taş. Git. Git dedim. Benim dünyalar güzeli kızım. Anneş, bana sürpriz yaptın. Niye söylemedin ki geleceğini? Kötü adamı aniden yakalayınca ben de hemen koşup geldim. Ferit abin Doğan küçük kaza geçirdi. Hastanede isteyince daha da hızlı geldim annem. Ona kızma. Ben evden kaçtım oyuncağımı almak için. Kaza ondan oldu. Yoksa Ferit abi bana çok iyi baktı. Eminim anneciğim. Ama ben yine de Ferit abinin hesabını soracağım. Belki kızımı koruyamamış. Anneciğim seni çok özledim ben, çok. Ben seni çok özledim anne. Neşe, hemen 301 numaralı odaya gel ablacığım. Bir şey mi oldu? Ne işin var orada? Gel ablam sen gel. Anneciğim, ben şimdi doktor amcayla konuşup ne zaman çıkacağımızı öğreneyim, tamam mı? Tamam anneciğim. Acil hastane çıkışına ekiple gel. Doğa burada. Gitti. Bir daha kızımın yüzünü asla göremeyeceksin. Bitmedi. Bu savaş bitmedi. Yeni başlıyor. Sen göremeyeceksin onu. Bir anneyle evladını ayıramayacağını öğreneceksin Ferit. Anneciğim oradasın değil mi? Lütfen yanıma gel, özledim. Bak. Buradayım annem. Sen... Nasıl? Benim bir tanecik kızım. İyisin değil mi anne? İyiyim anne. Sen geldin ya şimdi, çok iyiyim. Yaşasın, evimize gidiyoruz. Evet anneciğim, evimize gidiyoruz. Bundan sonra hep birlikteyiz. Ferit abi seni çok seviyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Üzülme ama bize gelirsin zaten. Yoksa ben seni çok özlerim. Mutlaka görüşeceğiz. Ben sensiz yapamam ki. Güneşimsin sen benim. Hadi kızım. Komiserim. Maalesef sizi gözaltına almam gerekiyor. Lobutları bilir misin? Böyle dizili dururlar. Bowling topu gelir. Gelir, gelir. O dimdik duran lobutları yerle bir eder. Tek bir adam. Tek bir adam. Sizi bu hale getirdi. Senin için burnu iyi koku alır. Avının peşinden gider. Keskin dişleriyle tutar. Yakalar, önüne atar, o kurttur dediler. Ama bakıyorum da karşımda yaralı bir ceylan var. Sinirlendin mi? Sinirlenme yavru ceylan. Eğer zavallı, yaralı bir ceylan değil de bir kurtsan, onları dişlerin arasından nasıl kaçırdıysan, git bul getir bana onları, git! Bu artık benim de meselem. O adamı bulup cezasını keseceğim. Kimmiş peki? Öğrenebildin mi? Hepinize bedelmiş. Kimdi o adam? Kim? Adı Poyraz'mış. Fırtına Poyraz. Bulacağım onu. Kadayıf kızardıysa fırından çıkarın, şerbetini de dökün. Her şey kontrol altında Cennet Sultan. Merak etme sen. Gel, gel tut şu örtünün ucunu. Gel, gel, gel. En şık örtüsü de çıkmış. Kraliyet ailesi için saklamıyor muydun sen bunları ya? Nazlı, zevzeklik etme. Abin gelene kadar bu sofra hazır olmasın. Ben sana dalga geçme ya, o zaman gösteririm. Şurayı da düzelt. Heh. Kıymalı patatesi ocağa koymayı unutma. Ah! Ben daha mantıyı fırına süreceğim. Bak gördün mü? Daha ilk günden aç kalacak yavrum. Yetiştiremeyeceğiz. Aman da aman. Kıymetlisi mi gelecekmiş Cennet Sultan'ın? Oy, kalbi de pırpır atar mıymış? Yavrum. Ay. Hadi, hadi işinin başına yürü. Anneciğim, kadayıf nar gibi kızardı. Şerbetini de döktüm tam istediğin gibi. Ellerine sağlık yavrum. Ama sen yüklü halinle bu kadar yorma kendini. Ha? Gerisini biz hallederiz. Otur sen. Geldi. Oğlum. Oğlum geldi. Gözünüz aydın Cennet teyze. Hoş geldin kızım. Poyraz da yolda. Neredeyse gelir. Sen ne yaptın böyle? Börek yaptım. selamımı söylersiniz o zaman. Aa, bana bak. Nereye? Sen aileden sayılırsın. Hadi geç içeri. Hoş geldin güzelim. Hoş buldum, gözünüz aydın. Sağ ol Sibel abla. Ben şunu mutfağa bırakayım. Ay kızım sen zahmet etmeseydin. Dur bir dakika. Allah Allah. Zillerin sesini duyuyor musun Cansel abla? Sibel ablanın eteklerinin zilleri. Ne yani, yalan mı? Sibel ablanın yüzü bir başka gülüyor vallahi bugün. Ay gülecek tabii. Kız 3 yıldır yol gözlüyor. Ay 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 ay, bu ne güzellik Sibel'cim. Yakıyorsun her tarafı, itfaiye çağıracağım vallahi. Aman abla, ev hali işte. Maşa sana acayip yakışıyor tatlım. Yeni bir sprey geldi, sana ayırdım. Böyle sıkıyorsun, bir hafta boyunca saçların dalgalanıyor, durmuyor. Güzelliğine güzellik katacak. Bak hemen denememiz lazım, tamam? Oğlum geldi. Oğlum. Geldim anacığım. Bir sarılmak yok mu? Yavrum. Oh. Oh. Abi, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Poyraz. Hoş bulduk yenge. Hoş geldin Poyraz. Hoş bulduk Sibel. Sen de hoş gelmişsin. Hem sizi hem de Cici'yi çok özledim. Çünkü o da benim gibi birden yalnız kaldı. Doğan, anneciğim ne oldu? Siz hani böyle birden gittiniz ya. Beni terk ettiğinizi sanmıştım. Olur mu hiç anneciğim öyle şey? Ben seni asla ama asla terk etmem. Ben var ya, senin için dünyaları yakarım. Senden bir an bile ayrı kalamam ki. Ama o zaman niye birden gittiniz? Çünkü acil bir görev çıktı. Sonra hemen gitmemiz gerekti. Ferit abiyle de çok güvendiğiniz için beni ona bıraktınız değil mi? Bundan sonra seni hiç kimseye bırakma. Hep benimle kalacaksın, hep. Hadi anneciğim, şöyle uzan. Doktor amca dinlensin demişti. Hadi bakalım. Aferin kızım. Kızım onu terk ettiğimizi düşünmüş, onu sevmediğimizi düşünmüş. Doğayı yaşattıkları yüzünden var ya, o adamı öldürebilirim. Ablacığım bir sakin ol sen, bir otur lütfen hadi. Ablacığım tamam sinirlisin, haklısın da ama. Aması ne Neşe ya, aması ne? Aması, Ferit abi durmayacak biliyorsun. Doğan'ın velayetini almak için elinden ne geliyorsa yapacaktır. Ben de karşı dava açarım. Kızımı kaçırdı benden. Vermem kızımı ona. Abla, bu savaş sadece doğaya zarar verecek. İkinizin bir orta yol bulması lazım. Ferit abi artık Doğan'ın kızı olduğunu biliyor. İlk fırsatta söyleyecektir Doğa'ya. Ki artık onun da bilmesi gerekiyor. Daha fazla saklayamazsın bunu. Belki de haklısın Neşe. Ama komiserim, işler bu raddeye gelmişken Ayşe komiserle uzlaşmak... Ben yanımda Marslı bile olsa onunla uzlaşırım ama o kadınla asla! Şimdilik burada güvendeyiz. Bulamazlar bizi, merak etme. Biraz dinlenelim, başımızın çaresine bakacağız. Halledeceğiz Canukam. Sen ve ben her şeyin üstesine geleceğiz. Güzel olacak her şey. Hiçbir şey güzel olmuyor. Olmayacak işte. Daha kötü olacak her şey. O adam paramızı aldı. Biz kaçtık ondan. Ama sonra o bizi tekrar yakalayacak. Hayır Canukam. O abi bize yardım etti. Neden kovdun onu? Adamlardan kurtardı bizi. Kimseye güvenemeyiz Yusuf. Kimseye yükte olamayız. Biz kuracağız hayatımızı. İkimiz. Sen ve ben. Anladın mı beni? Ailemizin hemşiresi geldi. Gel gel, otur. Duramadın değil mi? Dakika bir, gol bir, hemen daldın bir mevzunun içine. Söyle ne oldu? Mevzu beni buluyor kızım. Önemli değil. Ama müdahale şarttı. İşte ben de bu yüzden görev başındayım abicim. Hızır ilk yardım. Bak bak sen. Ben içerideyken senin dili ne kadar açılmış böyle. Pamuk hemşire. Okuldayken ineli terapi ders mi verdiler yoksa size? Alay et sen. Sen yokken biz seni nasıl özledik biliyor musun? Şşş. Ben bugün aileme kavuşmuşum. O gözler gülecek. Tamam. Hemşireleri ağlar mı kız? Sizin göreviniz ağlayanlara üstü sürmek değil miydi? İnanamıyorum hala. Buradasın. Sen bir de annemi görseydin. Her gün, her saat Poyraz'ım aç mı, üşüdü mü diye düşünmekten perişan oldu. Şahin abim daha da içine kapandı. Biz artık sensiz olmak istemiyoruz abi. Bu ev artık sensiz olmaz. Biliyorum Aziz Çiçeğim, biliyorum. Sen merak etme. Artık buradayım. Hiçbir yere de gitmiyorum. Bana alçak iftira atan da elbet çıkacak ortaya. Elbet cezasını çekecek. Ah ah ah, Allah bildiği gibi yapsın. İnşallah ettiklerinin cezasını çekerler. Abin seninle konuşmak istiyor Poyraz. Abim? Poyraz'ım, çok şükür kavuşturana. Orada olmak istedim ama işler fırsat vermedi be aslanım. Antalya halde yardım lazımmış. Mecbur geldim. İşim biter bitmez sendeyim. Önemli değil abi. Artık buradayım. Geldiğinde görüşürüz. Yardıma çağırıyorlar Poyraz'ım. Tekrar geçmiş olsun. Aslanım benim. Var ol abim. Semih'in de çok selamı var abisi. Onu nelerde? Vallahi harıl harıl çalışıyor. Şimdi Eskişehir'de bir arsa alım satım işine aracı oldu. Dedi ki abla işim biter bitmez Poyraz abimi görmeye geleceğim. İnşallah. Sen de çok selamı söyle yenge. Baş üstüne. İyi olsun da elbet görüşeceğiz. 10 dakikaya yemek hazır. Hadi sofraya. Geliyorum anne. Hadi biz pansumanı bitirelim. Sakin olacaksın Ayşe. Kızının iyiliği için yapacaksın bunu. Uzlaşacaksın. Cezayı çekeceğimi, kızımın yüzünü bile göremeyeceğimi söylemek için mi geldin? Hiç zahmet etme. Konuşmak için geldim Ferit. Buradan çıkacağım. Çıkar çıkmaz velayet davası açacağım. Bugüne kadar söylediğim yalanları bir bir ortaya koyacağım. Doğan'ın yanında senin gibi bir anne olmamalı. Seninle konuşmak için gelmiştim ama belli ki seninle konuşulmaz. Seninle anca savaşılır. Ve emin ol, o savaşı ben kazanacağım. Oh, nefis. Nazlı, böreği de uzatalım abine. Sibel'cim döktürmüş yine. Zahmet etmişsin Sibel kardeş. Ne demek Poyraz? Afiyet olsun. Eline sağlık. Siz yemeğinizi yiyin, ben mantıyı getireyim. Anacığım, gel otur şöyle bakalım. Yüzü neden asıldı? Söyle bakalım. Anaların en hası. Çektiğime sevinmedin mi yoksa? Sevinmek ne demek? 3 yıldır bugünü bekliyorum ben. Garibanlara eziyet ediyor diye dövdün gardiyanları. Cezana 6 ay daha eklendi. Ya sabır dedim. Sağ salim evine dön diye geceler boyu dua ettim. Ama daha ilk günden geldiğin hal belli be oğlum. Anne. Aynı baban gibisin sen de. Baban da yıllarca mahallelinin derdine koştu. Ama o merhameti başına hep belaya soktu. Geceler boyu camın kıyısında yüreğim pırpır ede dualar ederek kaç gece bekledim onu biliyor musun? Şimdi aynısını sen yapıyorsun. Kalbim kaldırmıyor be oğlum. Ben benim yanımda olmanı istiyorum. Ellerin derdine değil, bizim yanımıza koş istiyorum. Canım anam, ne güzel dedin. Babana benziyorsun diye. Ben neysem oyum. Olmadığım gibi de davranamam. Ama merak etme sen. Artık yalnızdayım hep. Şükür. Hiçbir yere de gitmiyorum. Şükür. Hadi bak, senin yüzün böyle asık olunca ben de üzülüyorum. Böyle yaparsan geri girerim bak cezaevine ha. Aa, o ne biçim laf öyle? Ağzından yer alsın. Hadi kalk. Kalk, yemeğini soğutma. Otur da yemeğini hadi. Hadi. Bak, hiçbir şeye dokunmadın sohbet etmekten. Hadi. Daha burada ne var bak? Kıymalı patates. Of. Kıymalı patatese bak ya. Bunun için can verelim, can. Hadi ye. Allah olmayanlara da versin. Amin. Hadi. Merdo arıyor. 2 dakika konuşayım, geliyorum. Nedir durum Merdo? Gittim, çocukla kadın sur dibinde oturuyorlardı. Hatta böyle köşeye silmişlerdi, gemileri batmış gibi. Yani bir ara hatta kadın çöpü falan karıştırıyordu ama sen yaklaşma dedin diye ben karışmadım. Peki çevrelerinde tehlike var mı? Vallahi usta, ortam sakin görünüyordu, sıkıntı yok gibi. Sıkıntı yoksa benlik bir şey de yok o zaman. O laf anlamaz kadına, ne söylesen dinlemiyor çünkü. Usta, sen bunları nereden buldun? Uzun hikaye. Arkası yarın, hadi. Ha usta, dur ya, bir şey daha söyleyeceğim sana da bu arada. Hayırdır? Yani yanlış anlama da usta, ben seni çok seviyorum ha. Oğlum, bu nereden çıktı şimdi? Ya usta, sen yokken buraların hiç tadı tuzu yoktu, vallahi bak. Yani bugün ben mi çıktım cezaevinden, sen mi çıktın, ben bilmiyorum ya. Eyvallah. Ama yapma böyle. Benim bildiğim Merdo, meşe ağacı gibidir. Balta bile girmez. Eyvallah usta. Hadi artık beraberiz. Hadi selametle. Sağ ol usta, görüşürüz. Bir sıkıntı yoksa benlik bir şey de yok o zaman. Hadi oğlum, soğutma çorbanı, bitir. Buradan çıkacağım. Çıkar çıkmaz velayet davası açacağım. Bugüne kadar söylediğin yalanları bir bir ortaya koyacağım. Kızımı senden alacağım. Çünkü Doğan'ın yanında senin gibi bir anne olmamalı. Abla, eve niye girmedin? Nasıl geçti konuşmanız? Onunla konuşmaya gitmek gereksizdi. Ferit'le asla uzlaşılmaz. Savaşacak Neşe. Bu savaşı ya o, ya ben kazanacağım. Bundan ötesi yok. Korkma, duymaz. Oyun oynamaktan yoruldu, uyudu. Peki sen ne yapacaksın abla? Doğa'ya anlatacak mısın gerçekleri? Şimdi değil Neşe. Biraz daha zamanı var. Ferit zaten bir süre içeride tutulacaktır. O sırada hem ben hem Doğa biraz toparlanırız. Sonra da alıştır alıştır anlatacağım. Anne, ne yapıyorsunuz burada? Uyandım, sizi bulamadım evde. Buradayız anneciğim. Ben yine haber vermeden gittiniz sandım. Sizi bulamayınca çok korktum. Olur mu hiç öyle şey anneciğim? Bir daha böyle şeyler düşünme, tamam mı? Dodo. Seni en sevdiğin dondurmacıya götürmemi ister misin? Yaşasın! Ama önce parka gidelim mi? Gidelim tabii. Sen nereye istersen gidelim. Hadi şimdi hazırlan, geliyorum ben de. Doğa biraz büyümüş. Kıyafetleri küçük gelir şimdi. Ben de onun için alışverişe çıkayım diyorum. Sakın söyleme ama, tamam mı? Sürpriz olsun. Tamam ablacığım. Kamyonu burada bırakıp izini kaybettirmiş abi. Tanımadığı insanları kurtarmak için canını tehlikeye atıyorsa onları yalnız bırakmak istemez. Ama o yabani kadın yoluna yalnız devam etmiş olabilir. Bu bölgeyi araştırın. Her köşeye, her duvar dibine bakacaksınız. O kadınla çocuğun saklanacağı her deliğe. Seni de üzdüm. Ama ne yapayım? Hep aynı şey. Kötü adamlar bizi kavuruyor, biz kaçıyoruz. Hani o kamyon bizi kötü adamlardan kurtardı ya. O kamyonun içinden anca mı inecek sandım. Yusuf. Biliyorsun. Ama o abi diye biriydi. Herkes dövüp kurtardı. Aynı amcam gibi. Kimse amcan gibi olamaz. Kimse onun yerini tutamaz Canukam. Bunu asla unutma. Biz ikimiz her şeyle başa çıkarız. Nana bu!